Sonbaharla birlikte Karadeniz'den gelen sel haberleri de artmaya başladı. Her sene aynı bölgelere benzer miktarlarda yağış düşmesine rağmen sel ve heyelanlar da yaşanmaya devam ediyor. Peki neden bu felaketlerin önüne geçilemiyor? İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Miktat Kadıoğlu bunun nedenlerini tek tek açıkladı. Ormanlar talan ediliyor. O talan edildikten sonra da dereler yataklarını değiştiriyor, gümbür 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 aşağıya geliyor. Yolunda insanları buluyor, arabaları buluyor, şehirleri buluyor. Hemen her sene aynı yağmur yağıyor, hemen her sene aynı noktaları sel basıyor, benzer noktalarda toprak kayması oluyor. Peki neden önlem alınamıyor? Çarpık kentleşme ve yetersiz altyapı, buna bir de o bölgeye uygun olmayan mimariye sahip evlerin yapılması doğal olaylarını felakete çeviriyor. Tıpkı Trabzon'da yaşanan heyelan felaketi gibi. Menfezler çok küçük kalıyor, orada görüyorsunuz geliyor su, küçücük bir menfezden akmaya çalışıyor, akamayınca yolun üstünde su geçiyor. Bu tahliye olamıyor. Çarpık kentleşmede şimdi hep devleti falan şikayet ediyoruz ama kendimizde de suç var. Yani oranın kötü olduğunu biliyoruz. Oranın heyelan bölgesi olduğunu biliyoruz. Burada herkesin suçu var. Dağın yamacı böyle kestiğiniz zaman topuk diyoruz ona. Burada böyle bir kısım açıkta kalıyor. Önü açık böyle set gibi. Oraya mutlaka bir istinat duvarı yapılması lazım. Yapılmadığı zaman toprağın üst kısmı akmaya başlıyor. Dere yatağımız eğilimi fazla olduğu için yukarıdan toplanarak geliyor. O bentler bir çözüm değil. Yaşlıların yaptıkları evlere bakıyorum. Hep böyle stratejik noktalarda taş üstüne sağlam zeminler ama yeni nesil işte dere kenarına olsun, su kenarına olsun diye yapıyor mu? Derenin 10 yılda, 100 yılda ne kadar debisinin artacağını kimse bilmiyor. Devlet nerelerde ev yapılacağını, arazi planlamasını yapıp evet, vatandaşa söylemesi gerekiyor. Eski üsul Karadeniz evlerinin yüksek yapılması, altın, ahır veya başka bir şey yapılması gerekiyor. Yani Karadeniz'de sıfır girişli dere kenarında ev yapılamaz. Heyelan riskini en aza indirmenin yollarından biri ağaçlandırma ve istinat duvarları. Daha da önemlisi ise çarpık kentleşmenin önüne geçmek. Yağmur yağdığı zaman sokağın içerisinde su doluyor. Ama paralel denize doğru sokaklar açılsaydı, zamana yapılsaydı bu izahiyat olmazdı. Ufak bir yağmurdan bodrum katları, dairelere su doluyor. Bir kent normalde 500 yılda yağabilecek en şiddetli yağışa göre planlanması lazım. Çok pahalı oldu diyelim, 200 yılda yağabilecek en şiddetli yağışa göre kentler yapılması lazım.